Din kültürü ve ahlak bilgisi birinci sorusuyla başlıyoruz. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle ilişkilendirilemez? Metnimizi birlikte okuyalım. Ekinin biçildikten sonra toprakta kalan köklü sapına anız denir. Anız yakılan tarlada toprak verimliliği düşmekte ve toprakta yaşayan canlılar yok olmaktadır. Bu durum ekosistemdeki dengelere zarar vermektedir. İnsana düşen görev bu dengeyi korumaktır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle ilişkilendirilemez? D şıkkından başlayalım. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Rum suresi 41. ayet. Burada anız yakıldığında doğanın düzeninin bozulacağı, doğadaki dengelerin bozulacağından söz ediyor. Yani insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu diyor. Evet, bura metinle ne yapılabilir? İlişkilendirilebilir. Aradığımız bu değil. C şıkkı. Göğü o yükseltti, denge ve ölçüyü o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Rahman suresi 7. ve 8. ayetler. Burada da Allah'ın evrene bir denge koyduğunu ve bu dengeyi bozmamak gerektiğini söylüyor. İşte anız yakarak denge ne yapılmış oluyor? Bozulmuş oluyor. Bu da aradığımız cevap değil. B şıkkı. O her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Furkan suresi 2. ayet. Burada da Allah belli bir ölçüye göre yaratmış ve bu ölçüyü bozmamak gerektiği ayetten anlaşılıyor. Yani ekosistemdeki dengeleri korumak gerektiğini biz bu ayetten de anlıyoruz. Geriye A şıkkı kalıyor. Birlikte okuyalım. Şüphesiz rızkı veren sarsılmaz gücün sahibi yalnızca Allah'tır. Zariyat suresi 58. ayet. Burada rızkı veren Allah olduğunu ve Allah'ın kudretli, güçlü olduğu bahsediliyor. O yüce Allah'ın bu sıfatlarından söz ediliyor. Rızkı veren Allah, Rezzak ve yüce Allah'ın güçlü olduğundan bahsediliyor. Oysa bu ayet bu metinle ilişkilendirilemez. Doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Anlamı verilen ayette aşağıdaki soruların hangisinin cevabı vardır? Bakara suresi 261. ayet. Birlikte okuyalım. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Evet, burada bakalım hangi sorunun cevabı varmış. Evet, A. Yardım ne zaman yapılmalıdır? Bu ayette yardımın ne zaman yapılacağından söz edilmiyor. Evet. Yardım yaparken nelere dikkat edilmelidir? Yani gizli verilmelidir demiyor. Muhtaç, fakir incitilmemelidir. Kibirli şekilde ona davranılmamalıdır. Hor görülmemelidir. Riya yapılmamalıdır gibi konulardan söz edilmiyor. Yani C şıkkından da söz edilmiyor. D. Yardımlaşmanın toplumsal faydaları var mıdır sorusuna bakalım. Burada dikkat ederseniz bu konuda da bir bilgi yok. Geriye B şıkkı kalıyor. Yardım etmek malı çoğaltır mı? Burada ne diyor Allah-u Teala?
mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında, bak şurası bir başak diyelim, her başağında bu her başağında bakın 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Evet, her başağında şurası tohum. Evet, bir tane yardım yaptığınızda Allahü Teala size verdiğinizin kat kat fazlasını verir. 700'e kadar verir. Yani burada sizin verdiğiniz, Allah için verdiğinize Allah kat kat verir, malı çoğaltır, malı bereketlendirir. O zaman doğru cevabımız yardım etmek malı çoğaltır mı sorusuna cevaptır. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu metinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmiştir? Metnimizi birlikte okuyalım. Mehmet Bey, Ramazan bayramında yakınlarını ziyaret etmek için Samsun'dan memleketi Trabzon'a gitmeye karar verir. Mehmet Bey, yolculuğa çıkmadan önce aracının bakımlarını yaptırır. Gideceği yere sağ salim ulaşmak için dua eden Mehmet Bey, trafik kurallarına uymayı da ihmal etmez. Bu metinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmiştir? A. Rızık. Bilgilerimizi şöyle hatırlayalım. Rızık, Allah'ın canlılar için yarattığı nimetlerin tamamı. Buradan söz edilmiyor, değinilmemiş buna. B. Sağlık. Sağlık nedir? Hastalık ve sakatlık olmaması. Bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali. Buna da değinilmemiş. C. Ecel. Ecel, hatırlayalım. Allah'ın takdir ettiği ömrün bittiği, hayatın sona erdiği an. Yine buraya değinilmemiş. Geriye D. Tevekkül kalmış. Tevekkül neydi? Hatırlayalım yine. Çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah'a bırakmak. Yani yapmamız gereken şeyleri yaptıktan sonra Allah'a dua etmek, ona güvenmek. İşte burada Mehmet Bey ne yapmış? Yolculuğa çıkmadan önce aracın bakımını yaptırmış, yapması gerekenleri yapmış ve gitmesi gereken yere ulaşmak için dua etmiş. Yani Allah'a güvenmiş. Doğru cevabımız D şıkkı, tevekkül. Sırada dördüncü soru var. Numaralandırılarak verilen ayetler sırasıyla aşağıdaki temel haklardan hangileriyle ilgilidir? Sırasıyla dediğine göre onun altını bir çizelim. Evet, ayetleri birlikte okuyalım. 1. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A'raf suresi 31. ayet. Evet, burada yeme içmeden bahsediliyor. Yani dünya malından bahsediliyor. Maldan bahsediliyor. O zaman birinci mal nerede var? A ve B'de var. 2. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Zümer suresi 2. ayet. Evet, burada da neden bahsediyor? Kitap, yani ilahi kitap, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Yani dinden bahsediliyor. Nerede var? A ve C, bir de D şıkkında var. 3. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Evet, onları öldürmek büyük bir günahtır. Yani candan söz ediliyor. Nerede var? A, B, B'de var. Ve son ayetimizi okuyalım. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve falokları
Ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 32. ayet. Burada da içkinin aklı örttüğünü, aklı kullanmaya engel teşkil ettiğinden söz ediliyor. Yani aklın korunmasından söz ediliyor. Nerede var? A'da var ve D'de var. Evet, baktığımızda doğru cevabımız hangisi olur o zaman? A şıkkı olmuş olur. Beşinci soru. Barış Manço'ya ait bu şarkının sözleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Şarkının sözlerini birlikte okuyalım. Her birimizin bildiği veya çoğumuzun bildiği şarkı. Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Evet, hangi kavramla ilişkilendirilemez diye soruyor. Burada genelde mal ile dediğine göre yoksulu en iyi şekilde beslemek, garipleri en iyi şekilde giydirmek, öksüzlere sahip çıkmaktan söz ediliyor. Evet, burada A. Zekat olabilir mi? Hatırlayalım. Nisap miktarı malı olan bir kişinin bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra verdiği farz bir ibadetti. Demek ki burada yoksulu zekatla besleyebilir, garipleri giydirebilir, öksüzü sevindirebilir. Bu aradığımız cevap değil. B. Sadaka. Sadaka neydi? Hatırlayalım. Allah rızası için verilen, zamanı ve ölçüsü belli olmayan ibadet. Yani istediğin zamanda verirsin, istediğin kadar verebilirsin. Kime? Yoksula, garibe, öksüze ve başkalarına. Evet. Bu da aradığımız cevap değil. D. Fitre. Fitre. Ramazan ayında evin her birey için verilen ölçüsü belli vacip ibadet. Beden sağlığı için, Allah'ın bize verdiği beden sağlığı için verdiğimiz vacip bir ibadet. Evin her birey için veriliyor. Kime veriliyor bunlar? Yine zekat verilecek kişilere, yani yoksula, garibe, öksüze ve benzeri. Bu da aradığımız cevap değil. Geriye namaz kalıyor. Namaz, Yüce Allah tarafından bize 5 vakit olarak farz kılınmış bir ibadet. Bedenle yapılan bir ibadet, mali bir ibadet değil. O halde aradığımız cevap bu. Namaz ile bu şarkının sözleri ilişkilendirilemez. Doğru cevabımız C. Altıncı sorudayız. Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı bu görseldeki mesaj, İslam'ın önem verdiği ve korunmasını istediği temel hakların hangisiyle ilgilidir? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü. Telefon dolandırıcılarına dikkat. Arayan şahıs kendini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp sizlere telefon görüşmeniz esnasında telsiz sesi dinletip kimlik bilgilerinizin, banka hesaplarınızın ve telefon numaralarınızın terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyerek sizleri korku ve paniğe sevk edip sizden değerli ziynet eşyalarınızı, paranızı yanınıza gelecek şahsa teslim etmenizi ya da paranızı verecekleri hesap numarasına havale yapmanızı isteyecektir. Bu tuzağa sakın düşmeyin. Size bir telefon kadar yakınız. Samsun Asayi Şube Müdürlüğü 112 Polis İmdat. Evet, bu mesaj İslam'ın önem verdiği ve korunması istediği temel hakların hangisiyle ilgilidir diye soruyor. Evet, burada dikkat edersek daha çok İşte paradan, maldan bahsediliyor. Doğru cevabımız ne olacak o zaman? Malın korunması için bu mesajın atıldığını hepimiz
rahatlıkla anlayabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Ayça bu etkinlikte numaralanmış özelliklerden hangilerini yanlış işaretlemiştir? Okuyalım. Ayça, zekat ve sadaka konusuyla ilgili öğretmeninin verdiği etkinliği aşağıdaki gibi işaretlemiştir. Yani öğretmen zekat ve sadaka arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğretmek amacıyla böyle bir etkinlik yapmış. 1. Herkese verilir. Evet, sadaka herkese verilir. Zekat 8 sınıf insana verilir. Farz bir ibadettir. Zekat farzdır. Sadaka sünnettir. Her zaman verilebilir. Evet, sadaka her zaman verilebilir. Zekat için malın üzerinden, nisap miktarı mal üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Verilecek kişiler bellidir. Evet, burada yanlışlık yapmış. Çünkü sadaka için böyle bir bilgi söz konusu değil. Ama zekatta verilecek kişiler bellidir. 8 sınıf insana verilir. 5. Verilecek mallar bellidir. Evet, zekatta verilecek mallar bellidir. Altın, gümüş, para, ticaret malları, hisse senedi, koyun, keçi, sığır, manda, deve, madenler, toprak ürünleri gibi. Evet, burası da doğru. Vermek için zenginlik şarttır. Evet, zekat vermek için zenginlik şarttır. Temel ihtiyaçlarından fazla 80.18 gram altını olan kişi zengin sayılır ve zekat vermekle yükümlüdür. Bu da doğru. Sadece para ve mal ile yapılır sadaka. Oysa az önce ifade ettik, tebessüm etmek de bir sadakadır. O halde birine yardım etmek de bir sadakadır. Yoldaki bir tikeni kaldırıp insanların zarar görmesini sağlamak da bir sadakadır. O yüzden burada sadece para ve mal ile yapılır sadaka için doğru değildir ama zekat için doğrudur. O halde Ayça 4 ve 7 numarada yanlış yapmıştır. Cevabımız ne olur o zaman? C şıkkı olmuş olur. Sekizinci soru. Numaralanmış ifadelerden hangileri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilir olduğuna örnek gösterilebilir? Evet. 1. Bedir Savaşı'nda esir alınan fakirleri karşılıksız serbest bırakması. Burada merhamet var. Affetme var. 2. Süt annesiyle ilgilenmesi, ona hediyeler göndermesi, onun hal ve hatırını sorması. Burada da vefakarlık var, vefa gösterme var. 3. Medine'ye hicret edeceği gün kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hazreti Ali'yi görevlendirmesi. Burada güvenilir olmadan söz edilebilir. Çünkü kendisini öldürmek isteyen insanların emanetlerini bile Peygamberimiz onlara teslim etmek istiyor. Ve bu konuda Hazreti Ali'yi görevlendiriyor. Ve insanlar Peygamber Efendimiz'e düşman olmalarına rağmen kıymetli mallarını ona teslim etmişler, ona güvenmişler. O halde üçüncü öncülümüz, yani Hazreti Muhammed'in güvenilir olduğuna dair olan örneğimiz, Medine'ye hicret edeceği gün kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hazreti Ali'yi görevlendirmesi olacak. Doğru cevabımız yalnız 3 B şıkkı olmuş olacak. Dokuzuncu sorudayız. Tabloda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliği ile ilgili bir hadis verilmemiştir? Verilmeyen isteniyor.
Aşağıdaki tabloda Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bazı özellikleriyle bazı hadisler verilmiştir. Hazreti Muhammed'in özellikleri, hadisler. Evet, 1. Hakkı gözetirdi. 2. Güvenilir bir insandı. 3. Danışarak iş yapardı. 4. Merhametli ve affediciydi. Hadisleri okuyalım. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Bir millet işlerini istişare ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez. Evlatlarınız arasında adaleti gözetin, aralarında ayrım yapmayın. Evet, bakalım. Hakkı gözetirdi. Nerede var? Evet, evlatlar arasında ayrım yapmayın, adaleti gözetin diyor. Evet, merhametli ve affediciydi. Merhametli ve affediciydi. Nerede var? Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Danışarak iş yapardı. Bir millet işlerini istişare ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez. Evet, geriye ne kaldı? Güvenilir bir insandı. Bu konuda burada hadis verilmemiş. Doğru cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Onuncu ve son sorudayız. Verilen diyagramda soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Diyagrama bakalım. Soru işareti var. İnanç, kıssa, muamelat, ahlak, ibadet. Evet. Soru işareti olan yere hangisi getirilmelidir? A. İslam'ın şartları. İslam'ın şartlarını hatırlayalım. Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek. Bunlardan bahsedilmiyor. Sadece bu ibadetler var burada, dikkat ederseniz. 2. İslam'ın inanç esasları. Burada da Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek. Evet, inanç esasları. C. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri. Kur'an-ı Kerim kaç ayettir, kaç suredir, ne zaman indirilmiştir ve benzeri. Bundan da söz edilmiyor. Geriye Kur'an-ı Kerim'in ana konuları kalıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ana konuları inanç, ibadet, ahlak, muamelat ve kıssa. Başka konulardan da bahsediyor ama bu konulardan fazla bahsedildiği için ana konu olarak bunlar belirlenmiş ve soru işaretli olan yere getirilmesi gereken bilgi Kur'an-ı Kerim'in ana konuları olacak. Yani D şıkkı olacak.